bir kış sabahı kız arkadaşım Aleyna ile buluşmak için hazırlanıp evden çıktım. Her yer bembeyaz renge bürünmüş ve muazzam bir manzara vardı. Ancak içimdeki burukluk nedeniyle manzara pek de dikkatimi çekmiyordu. Çünkü kız arkadaşımla son zamanlarda sürekli kavga ettiğimiz için aramız oldukça açıktı. Evlilik planları yapıyorken birkaç ay içinde ayrılacak duruma gelmemiz oldukça üzücüydü. En ufak bir konu bile birbirimize girmemize neden oluyordu. Bu yüzden kız arkadaşımın benden ayrılma gibi bir planı olmasından korkuyordum. Ufak bir yürüyüşten sonra her zaman buluştuğumuz parka geldim. Süs havuzunun yanındaki banka gelip üzerindeki karları elimle temizledim. Ardından oturup bir sigara yaktım ve Aleyna'nın gelmesini bekledim. İçim içimi yiyordu. Sürekli kendi kendime ya benden ayrılırsa diye düşünüyordum. 15 dakikalık bekleyişin ardından Aleyna sonunda geldi. Yanıma oturdu ve soğuk bir tavırla günaydın dedi. Anlamıştım. Kesin benden ayrılacaktı. Hemen öfkelendim ve ne o? Yoksa ayrılık için mi geldin dedim. Bunu dememle beraber kavganın fitilini ateşlemiş oldum ve orada hararetli bir tartışmaya girdik. İlişkimiz öyle bir hale gelmişti ki onun bana soğuk bir tavırla günaydın demesi bile büyük bir kavgaya dönüşmüştü. En sonunda Aleyna dayanamadı ve bana bak Semih, sana iki seçenek sunuyorum. İlişkimiz mahvoldu. Ya üzerimizde nazar var ya da senin hayatında başkası var. O yüzden sana muska yaptıracağız. Eğer kabul etmezsen ayrılırız. Burada ilişki biter dedi. Şaşkınlık içinde kaldım. Ne saçmalıyorsun sen? Ne muskası dedim. Aleyna gözlerimin içine baktı ve bağlılık muskası. İster yap ister yapma. Bu muskayı hoca başkasına bakma diye yapacak. Kabul etmezsen bu ilişki burada biter dedi. Aleyna'yı kaybetmek istemiyordum. Bu yüzden muskayı kabul ettim. Aleyna elimden tuttu ve beni bırakmayacağını biliyordum. Yengeme gidelim. O bizi tanıdığı bir hocaya götürecek. Hoca sana muska yapacak. Bu sadece gözünün dışarıda olmaması için gereken bir şey dedi. Başıma gelecekleri bilmeden kabul ettim. Önce yengesinin evine gittik. Yengesini de alıp hocanın evine gittik. Evde kilolu yaşlı bir kadın vardı. Yüzünde gram meymenet yoktu. Öyle ki kadın güle dokunsa gülü soldurur. Salona geçip oturduk. Hocanın konuşmalarından anladığım kadarıyla bu konuyu Aleyna daha önce hocayla zaten konuşmuş. Hoca Aleyna'ya dediklerimi getirdin mi diye sordu. Aleyna kafasını sallayıp çantasından bir poşet çıkardı ve hocaya uzattı. Ardından kadın 3000 lira kadar da bir ücreti vardı. Onu da getirdiysen başlayalım dedi. Aleyna çantasından bir avuç para çıkardı ve sayıp kadına verdi. Bu kadar da olmaz. Tam 3000 lirayı muska için kadına veriyordu. Kadın da parayı saydıktan sonra poşeti açtı. İçinden bir kavanoz çıkardı. Dibinde çok az kırmızı bir sıvı vardı. Sıvıyı alıp önündeki demirden tasın içine döktü. Ardından poşetten baharatı andıran tuhaf kuru otları içine döktü. Ayağa kalktı ve Aleyna'nın saçının telinden bir tane alıp içine attı. Daha sonra benim de kafamdan bir tel kopardı ve içine attı. Ardından karıştırmaya başladı. Karıştırırken de fısıldayarak bir şeyler söylemeye başladı. Kadının ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Çünkü buraya muska yaptırmaya gelmiştik. Daha sonra eline bir kağıt aldı. Kağıda Arapça bir şeyler yazdı. Ardından tası streçleyip Aleyna'ya verdi. Bana döndü ve bu tasın üzerindeki streçi eve gidince aç. Bunu banyonun giderinin olduğu yere koy. Gece saat 12.01 gibi gidip bak. İçine attığım kağıt yok olmuşsa bu tası olduğu gibi kafana dikip iç dedi. Ben de bunun içinde ne var dedim. Hoca sinirli bir şekilde içinde ne olduğunu bilmek istemezsin. Sen dediğimi yap iç dedi. Ben içmeyeceğimi söyleyip içinde ne olduğunu sormaya devam ettim. Hoca bunun içinde pis kan olduğunu söyledi. Beni öldürseniz de içmem bunu dedim. Hoca da seni zaten kimse öldüremez. Şu anda büyü yapıldı. Bu sıvıyı bu gece içmezsen kız arkadaşına musallat olurlar. Gerisine ben karışmam dedi. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Öfkeyle kalktım ve daha fazla saçmalıklarına zakatlanamam deyip oradan ayrıldım. Hızlı adımlarla evime doğru yürüdüm. Evimin önüne gelip ceplerimde kapının anahtarlarını ararken
Arkamdan Aleyna'nın bana seslendiğini duydum. Aleyna koşarak peşinden geliyor ve elinde o tas vardı. Yanıma geldi ve nefes nefese bir halde, "Aşkım beni affet. Ben ne yaptıysam ilişkimiz için yaptım. Ama şunu bil ki, bunu içmezsen cinler beni öldürecek. Bu kadın gerçek bir hoca. Sen gidince de söyledi. Beni öldüreceklermiş. Sana yalvarıyorum. Bunu al ve evde iyice düşün. Bizi ne kadar sevdiğini ispatla," dedi. Elime tası verdi ve ağlayarak yanımdan uzaklaştı. Evime girdim ve tasla beraber mutfağa geçip oturdum. Kara kara ne yapacağımı düşünüyordum. Bir yanım içtim deyip tası dökmemi söylüyor. Bir yanım ise içmemi söylüyordu. Aleyna'nın yakarışları gözümün önünden gitmeyince tasın üzerindeki stresi söküp attım ve tası banyonun giderine koydum. Ardından da sigaramı içip koltukta bir süre dinlenmeye koyuldum. Uyku iyice bastırmıştı. Telefona alarm kurup olduğum yerde uykuya daldım. Ardından saatler geçti ve gece saat 1 sularında telefonun sesiyle uyandım. İsteksiz bir şekilde banyoya gittim ve tasın içine elimi daldırdım. O anda şok geçirdim. Koca kağıt tasın içinde kaybolup gitmişti. O an hocanın yalancı değil, gerçekten bir büyücü olduğunu fark ettim. Tası aldım ve bir süre kararsız kararsız baktım. Midem kaldırmıyordu. Bu normal kan değildi. Tasa baktıkça onu içesim gelmiyordu. Bu böyle olmaz dedim. Bekledikçe bir yere varamıyordum. Bir anda tası tepeme dikip birkaç saniye içinde ağzımda bekletmeden yuttum. O kadar iğrençti ki elim ayağım zangır zangır titriyordu. Banyoda delicesine öğürüyordum ama kusmamak için de kendimi kasıyordum. Yaklaşık 10-15 dakika banyoda kusmamak için kendimi kastım. O kadar kötü durumdaydım ki bir anda hasta oldum. Halsizlik, bulantı, ateş ve karın ağrısı ne ararsanız bir anda vücuduma girdi. Soğuk soğuk terliyordum. Mutfağa gittim ve ağzımı çeşmeye dayayıp birkaç yudum su içtim. Mutfağa oturdum ve başımı masaya koyup kendime gelmeye çalıştım. Ancak bir türlü kendime gelemiyordum. Vücudum delicesine titriyordu. Bir süre sonra içeriden telefonumun çaldığını duydum. Kalktım ve güç bela odaya gidip telefonu açtım. Arayan Aleyna'ydı. Bana içip içmediğimi sordu. Ben de ona içtiğimi, ancak bunun beni bir anda hasta ettiğini söyledim. Aleyna hasta olduğuma üzülmemiş, aksine kanı içtiğim için çok sevinmişti. Beni sevdiğini söyleyip heyecanla telefonu kapattı. Hastalığımla baş başa kalmış durumdaydım. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Kafamı suyun altına soktum ama nafile, bitkin durumdaydım. Aynanın karşısına geçip kendime baktığımda gözlerimin kan çanağı olduğunu ve tenimin bembeyaz olduğunu fark ettim. Resmen kanım çekilmişti. Betim benzin atmıştı. Kapılardan ve duvarlardan destek alarak yavaş yavaş odaya yürümeye başladım. O sırada duvardaki aynada siyah bir gölgenin arkamda birkaç saniye durup kenara çekildiğini fark ettim. O sırada hasta olduğumdan dolayı gördüğümü düşünüp umursamadan odaya gittim. Kanepeye uzandım ve gözlerimi kapatıp uykuya daldım. Ertesi gün sabah işe gitmek için uyandığımda halim çok daha berbattı. Ayağa kalkacak dermanım yoktu. Yattığım yerden güç bela ancak kalkabildim. Hastalığım gecekinden daha kötüydü. Başımda şiddetli bir ağrı vardı. Öyle ki kafatasımdan gözlerime kadar ağrı vuruyordu. Ellerimle başımı sıkıca bastırdım ve gözlerimi kapatıp oturduğum yerde öylece bekledim. Ayağa kalkacak dermanım yoktu. Beni hasta eden şey ya büyüktü ya da içtiğim pis kan yüzünden zehirlenmiştim. Ambulans aramaya karar verdim. Telefonu elime aldım. Ancak telefonun şarjı sıfırdı. Sinirlendim ve telefonu karşı kanepeye fırlattım. Ancak o sırada büyük bir şok geçirdim. Odanın içi darmaduman olmuş vaziyetteydi. Dün oda tertemizdi. Sadece yanımda sehpa ve üzerinde küllük vardı. Sehpa devrilmiş, sigaralarım etrafa saçılmış. Duvardaki ayna yere düşmüş ve kanepelerin üzerindeki kırlentler etrafa saçılmıştı. Benim bunu hastayken yapmam imkansızdı. Acaba ben uyurken ev soyuldu mu diye düşündüm. Ancak ev soyulacak olsa yanı başımdaki telefon ve televizyonda gitmiş olurdu. Bunu ben yapmadığıma göre kim yapmıştı? Başımın ağrısından mantık yürütmekte bile zorlanıyordum. Ayağa kalktım ve sağ sola tutunarak güç bela odadan çıktım. Salondaki aynamın her tarafı çatlamıştı.
Hemen doğruca banyoya gittim ve oradaki aynaya baktığımda aynanın da çatlamış olduğunu fark ettim. Aynaya baktığımda benim rengim iyice atmış ve rengim gri gibi bir tona bürünmüştü. Dudaklarım çatlamaya başlamış ve gözlerim yine kan çanağıydı. Odaya geçtim ve telefonu şarja taktım. Bir süre bekledim ve telefonu açtıktan sonra Aleyna'yı aradım. Hemen eve gelmesini söyledim. Yaklaşık yarım saat sonra kapım çaldı. Gelen Aleyna'ydı. Kapıyı açınca beni gördü ve şok geçirdi. Hemen boynuma atıldı ve "Hayatım ne oldu sana?" dedi. Ben de "Bak, ben sana olan aşkımı ispatladım. O kanı içirdin bana. İşe gidemedim. Geceden beri hastayım. Ayağa kalkacak durumum yok. Ayrıca evde atılmış. Aynalar çatlamış." dedim. Aleyna kafasını uzattı ve aynalara baktı. Ardından bana dönüp "Belki dünkü büyünün etkisiyle olmuştur. Hadi gel içeri geçelim. Ben sana bakıp iyi edeceğim." dedi. Beni içeri yatırdı ve mutfağa geçip bana çorba kaynatmaya başladı. Çok kötü durumdaydım. Yattığım yerde başım dönüyor. Kulağımda garip bir çınlama hissediyordum. Öyle ki bu çınlama normal bir çınlama değildi. Sanki birileri bir yandan inek çanını kulağımın dibinde çalıyor, bir yandan da bir şeyler fısıldıyor gibiydi. Hiç iyi değildim. Yattığım yerde bayılacak gibi oluyordum. Bir süre sonra içeriden elinde çorbayla geldi. Beni doğrulttu ve çorba içirdi. Ardından çantasından bir kavanoz çıkardı. Kavanozun içinde siyah, mesir macununu andıran bir şey vardı. Güvenemedim ve "Bu da senin büyülerinden biri mi?" diye sordum. Aleyna gülümsedi ve "Saçmalama, bu ballı tahılla karışım. Bir kaşık bundan ye. Sonra üzerini battaniye ile örteriz. Terledikten sonra güzel bir duş alınca bir şeyin kalmaz." dedi. Ardından tadı acımsı ve baharatlı olan tuhaf şeyden bir kaşık ağzıma tuttu. Beni tekrar yatırdı ve üzerime battaniye örttü. Daha sonra evi bir güzel temizledi ve uyanınca banyo yapmam için tembihleyip evden ayrıldı. Uyudum ve saatler sonra uyandığımda sular içinde uyandım. Hala felaket hastaydım. Üzerimi açtığım sırada gözüm ellerime ilişti. Tırnaklarım normalinden çok daha uzamış ve buruş buruş olmuş durumdaydı. Sanırım hastalıktan halüsinasyon görmeye başlamıştım. Doğruldum ve kendime gelmek için duş almaya gittim. Perdeyi sıyırdım ve kabine girdim. Ardından suyu açtım. Ilık suyu kafamdan aşağıya doğru akıtmaya başladım. O sırada banyonun kapısının gıcırdayarak kendiliğinden açıldığını fark ettim. Aleyna gelmiş olabilir diye perdeyi araladığımda kapının eşiğinde üzerinde cübbesi olan korkunç bir silüetin bana doğru baktığını fark ettim. Korkudan perdeyi kapattım ve kendimi duvara yasladım. Dizlerimi üzerine çöktüm ve öylece kaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hiçbir kaçış yolum yoktu. Olduğum yerde öylece kala kaldım. O korkunç şeyin içeri girip girmediğini duymak için suyu kapattım ve bir dikkat ayak seslerini duyabilir miyim diye beklemeye koyuldum. O anda duyduğum tek ses banyonun penceresinden gelen kaygaların sesiydi. Kaygaların, belaların habercisi olduğunu biliyordum. Burada beklemenin bir faydası yoktu. Acaba o tuhaf şey orada mı diye tekrar perdeyi yavaşça araladım. Kimsenin olmadığını fark edince hemen üzerimi giyip evden çıktım. Güçlükle sokakta yürümeye koyuldum. Dudaklarım susuzluktan çatlamıştı. Mahalle bakkalına girdim. Yanıma cüzdanı almaya unuttuğumdan veresiye bir şişe su alacaktım. Suyu dolaptan aldım ve kafamı içeri uzatıp "Osman amca, bir tane su aldım. Dönüşte parasını getiririm." dedim. Osman amca elini kaldırıp "Yeğenim sen kimsin?" dedi. Kafamı uzatıp "Osman amca ben Semih." dedim. Osman amca dikkat kesilerek baktı ve "Çıkaramadım yeğenim." dedi. İçeri girdim ve "Nasıl tanımadın amca? Benim ben." dedim. Osman amca dikkatli bir şekilde bana bakıyordu. "Hastayım, kusura bakma." dedim. Osman amca hayretler içinde "Evladım sen bir doktora gözük. Ne olmuş sana?" dedi. Bu kadar şaşıracak ne olmuş olabilir ki? En fazla betim benzin atmıştı. "Ne olmuş Osman amca?" dedim. Osman amca şaşkınlıkla tezgahtan aynayı çıkardı ve ayna tuttu. O an ben de şok geçirdim. Gerçekten de tanınmayacak bir hale gelmiştim. Vücudum resmen cesede dönmüştü. Rengim grileşmiş, damarlarım belirginleşmişti. Ve gözlerim korkunç bir hal almıştı. Aynaya bakarken ağlamaya başladım. "Osman amca, bana büyü yaptılar." dedim.
Osman amcada ne olduğunu anlam veremiyordu. Ben seni tanıyamadım bile. Cami hocasına git, bir yardım iste, doktora görün, perişan olmuşsun dedi. Ağlayarak oradan uzaklaştım ve camiye doğru yürümeye başladım. Yolda yürürken çocukların benden korkarak kaçtığını ve insanların bana tuhaf gözlerle baktığını fark ettim. Hiç durmadan camiye gittim ve İhsan hocayı buldum. İhsan hoca da beni görünce şok geçirdi. Hiç vakit kaybetmeden başımdan geçenleri ona anlattım. İhsan hoca eyvallah olsun diye yakındı. Ardından beni kolumdan tutup arabasına bindirdi. Onun güvendiği hoca bir arkadaşı varmış. Hayır adına insanlara yardım eder, büyüler bozarmış. Beni bu hocanın evine götürdü. Aynı durumu ona da anlattık. Ardından hoca başıma beyaz bir örtü örttü. Dua benzeri bir şeyler sürekli tekrarladı ve ardından "Vah evladım vah" dedi. Adamın ses tonu değişmişti. Heyecanla "Ne oldu hocam?" diye sordum. "Hoca, sevdiğiniz sana yaptığı büyü, bağlılık büyüsü değil. Senden ayrılmak istiyormuş ama senin başkasına gitmenden korktuğundan domuz kanıyla çürütme büyüsü yapmış. Yani seni yavaş yavaş çürüterek öldürecek. Ölmesen bile öyle bir hale geleceksin ki hiçbir kadın seni beğenmeyecek. İyi ki çıkıp buraya gelmişsiniz. Yoksa başın büyük belaya girmiş. Başına 6 tane tehlikeli kafir cin görevlendirmişler. 2 tanesi seni hasta etmek. 2 tanesi sana kafayı yedirmek. 1 tanesi sana bunalım vermek. Ve sonuncusu da en bitkin olduğun anda ölümle sebep vermek için musallat edilmiş. İçtiğin kan yaban domuzunun kanından yapılan bir karışım. Şimdi seni kurtaracağız. Sakın korkma dedi. Ardından beni yere yatırdılar. Ellerimi ve ayaklarımı demir zincirlerle sıkıca bağladılar. Üzerime kara çarşaf örttü ve yaklaşık 15 dakika kadar sürecek olan ritüeli başlattı. Bir yandan başımın üzerinde dualar ediyor, bir yandan da üzerine su püskürtüyordu. İlk birkaç dakika sorun yoktu ama sonraki dakikalarda vücudumun tamamına dehşet veren kramp ve ağrılar girmeye başladı. Acıdan ve kramptan dehşet verici bir şekilde bağırıyor, çığlıklar atıyordum. Hocaya durması için yalvarıyordum. Hoca dua okudukça vücudum delicesine ısınıyor ve sanki vücudumdan etlerim ayrılıyor gibiydi. Öyle yoğun bir enerji vardı ki vücudum sanki yerden yukarıya doğru çekilir gibi oluyordu. 15 dakikalık ritüelin ardından acıya daha fazla dayanamadım ve yattığım yerde bayılıp kaldım. Gözlerimi açtığımda hocanın evinde koltukta kendimi yatarken buldum. Hoca gülümseyerek aynayı bana tuttu ve "Artık bitti evladım. Bela geldiği yere geri döndü." dedi. Allah razı olsun ki hoca beni büyük bir beladan kurtarmıştı. O günden sonra ne olduysa Aleyna'yı hiç görmedim. Hiçbir haber de alamadım. Ta ki aradan geçen 9 sene sonra günlerden bir gün eski mahallemden geçerken kahvehanede arkadaşlarımı görmüş, onlarla muhabbet ediyor, eski günleri yad ediyorduk. O sırada arkadaşım Özkan parmağıyla bir kadını işaret edip "Semih, bak senin Aleyna geçiyor" dedi. Bu Aleyna olamazdı. Çünkü gördüğüm kadın deri kanserine yakalanmış yaşlı bir bayanı andırıyordu. Saçları ve derileri dökülmüş, zayıf, kupkuru, kamburu çıkmış bir halde elinde poşetlerle yürüyordu. Arkadaşlarıma dönüp "Saçmalama, ne Aleyna'sı" dedim. Özkan "Yemin ederim Aleyna bu. 2 senedir çok hasta durumda. Kansere yakalanmış herhalde." Kız bir anda çöktü. Çocukları bile tanıyamıyormuş. Hatta ilk seneler onu görünce korkuyorlarmış bile. "Sonradan alışmışlar" dedi. Arkadaşıma "Bekle bir saniye" dedim ve doğruca Aleyna'nın yanına gittim. "Merhaba" dedim. Aleyna kafasını kaldırıp beni görünce şok oldu. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve "Benim tek suçum seni başkasına vermemekti" dedi. Kafa salladım ve "Ne yaşatırsan onu yaşarsın" diyerek yanından ayrıldım. O günden sonra da onu bir daha asla görmedim. Sessiz olun, büyü denen bu illet asla bulaşmayın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Heyecanlı bekleyişimin ardından sonunda üniversite tercihlerinin sonuçları açıklanmıştı. Manisa Üniversitesi Radyoloji bölümü bir yıl boyunca verdiğim emeklerin karşılığında aldığımı hissediyordum. Heyecanla salona giderek "Artık Manisa Üniversitesi'nde radyoloji okuyan bir oğlunuz var." Annemle babam birbirine bir müddet baktıktan sonra
Babam lafa girdi. Hayırlı olsun oğlum. Tez zamanda bitir gel okulunu. Odaya sessizlik çöktü. Sevinmelerini beklerken böyle davranmaları garibime gitti. Sessizliği bozan annem oldu. Aman oğlum, Manisa nerede, İstanbul nerede? Anne, istediğim bölümü kazandım. Gideceğim şehrin ne önemi var? Uzak evladım, uzak. Tek çocuk olduğum için evden gideceğime üzülmüşlerdi sanırım. Yaz tatili bitmişti. Artık liseli değil, üniversiteli olacaktım. Garip bir duygu bu. Otogara geldiğimizde annem ile babamın tercihlerimi açıkladığım gündeki surat ifadesi hala kendini koruyordu. İstanbul-Manisa seferi için bilet aldıktan sonra otobüsün kalkış saatini beklemeye başladık. Annem gözlerimin içine bakarak konuşmaya başladı. Bari yurtta kalsaydın evladım, tek başına nasıl duracaksın, nasıl idare edeceksin sen evi dedi. Tercihlerin açıklanmasından 2 hafta sonra babamla Manisa'ya gidip üniversiteye kaydımı yaptırmıştı. Her ne kadar yurtta kalmam için beni buna zorlasalar da ben tek başıma evde kalmak istediğim konusunda ısrarcıydım. Üniversiteye yakın bir yerde eşyalı apartman dairesi kiralayarak yaz tatili sonunda eve yerleşeceğimi ve kirayı o zaman ödemeye başlayacağımız konusunda babamla ev sahibiyle anlaştık. Anne, çocuk değilim ben, yapma böyle. Annemlerle vedalaştıktan sonra otobüsteki yerimi aldım. Her zaman sevmişimdir pencere kenarında oturmayı. Manisa'ya vardığımda akşam olmak üzereydi. Otogardaki taksiye binip evime doğru yola koyuldum. Pencereden dışarıya baktığımda herkes bir yerlere yetişmek için acele ediyordu. Sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi bu hayatı sahiplenmişler. Üniversite öğrencisi misin yeğenim? Evet abi, daha ilk senem olacak. Hayırlısıyla oku. Ailenin yanına dön bakalım. İnşallah abi. İnsanları bile samimi olan bu şehre ısınmaya başlamıştım şimdiden. Üniversiteye başladığımdan beri 3 ay geçmişti. Yeni insanlarla tanışmış, yeni ortamlara katılmıştım. Fakat lisedeki samimiyeti üniversitede bulamadım. Bu 3 ay sürecinde Yozgatlı olduğunu neredeyse her cümlesinde belirten Hakan en yakın dostum olmuştu. Yurtta kalmasına rağmen arada sırada gelir benim evimde kalırdı. Onun sayesinde eski kitaplara merakım olmuştu. Kitapçıları gezip sevdiğim seri şeklindeki bilim kurgu romanlarının eski baskılarını bulup koleksiyon haline getirmeye başlamıştım. Narnia günlüklerini ve Harry Potter kitaplarının bazılarını bu 3 ay içerisinde tamamladım. Harry Potter'ın eski baskılarını aramak için yarın çarşıya gidip kitapçıları gezecektim. Kahvaltımı edip hazırlandıktan sonra çarşıya doğru ilerlemeye başladım. İlk girdiğim kitapçı oldukça küçüktü. Kolay gelsin. Sizde Harry Potter kitap serisinin eski baskıları mevcut mu? Bir müddet düşünceli şekilde etrafa bakınan amca raftan kitabı indirip bana uzattıktan sonra "Bunun gibi bir şey mi evladım?" dedi. Dante'nin İlahi Komedya adlı eseri. Kitaptan ziyade yaşlı amca dediğimi bile anlamamıştı sanırım. Yok amca, sanırım burada aradığım kitap yok. Hayırlı işler. Bundan sonraki 2 dükkanda da aradığımı bulamayarak başka bir dükkana girdim. Burası resmen eski kitapların bulunduğu cennetti. Raflarda yüzlerce kitap, kolilerde açılmamış onlarca eser. Kim bilir neler vardı burada. Kolay gelsin. Sizde Harry Potter kitap serisinin eski baskıları var mı acaba? Buraya giren kitapların kaydını tutmam ben. Aşağı kata bakabilirsin istersen. Aşağı kata indiğimde giriş katındakine nazaran daha az kitap vardı. Burada aradığım kitabı bulmam günlerimi alırdı. Hızlıca raftaki kitaplara göz atmaya başladım. Gözüme hoş gelen kitapları raftan indirip inceleyerek bakınıyordum. Rafın ortasındaki siyah kitap gözüme ilişti. İndirdiğimde bunun kitap değil, ajanda olduğunu fark ettim. Rafların ortasındaki masaya sandalye çekip defteri incelemeye koyuldum. Çok eski olduğu yıpranmış yapraklarından belliydi. İlk sayfadaki başlık dikkatimi çekti. 1997 Kara Keçi olayı. Köyün imamı olarak bunu yazıyorum. Allah bizi onların gazabından korusun. Sayfaları hızlıca karıştırıp göz atmaya başladım. Bir takım olaylardan bahsediyordu. Kitabın ortasına geldiğimde merdivenlerden bir şeyin beni izlediğini hissettim. Evladım, akşam namazına gideceğim.
aradığın kitabı bulabildin mi? Akşam namazı mı? Kaç saattir buradayım ben? Yok amca, bulamadım. Ama hoşuma giden bir kitap buldum, onu almak istiyorum. Üst kata çıkıp kasanın yanına doğru ilerledik. Fiyat için defteri amcaya uzattım. Bu kitap değil evladım. Kazara karışmış herhalde aralarına. İçindeki notlar hoşuma gitti amca. Almak istiyorum. Amca, kuşkulu gözlerle baktıktan sonra fiyat biçti. Bir an önce eve gidip okumak istiyordum. Eve geldiğimde akşam karanlığı şehrin üzerini örtmüştü. Ayaküstü bir şeyler atıştırdıktan sonra salona geçip ajandayı okumaya başladım. 1997 Karakeçi olayı. Köyün imamı olarak bunu yazıyorum. Allah bizi onların gazabından korusun. Akşam namazından sonra cemaatle köy kahvesinde otururduk. Köy bakkalının sahibi her gece bize kahvede şehirde duyduğu hikayeleri anlatırdı. Yatsı namazına kadar öyle vakit geçirdik. Yatsı namazı geldiğinde köyün delikanlılarından biri yanıma geldi. Hocam, sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Namaz kıldırayım, konuşalım dedim. Namaz bittikten sonra delikanlı yanıma gelip derdini anlatmaya başladı. Hocam, biz hanımla yeni evlendik. 2-3 ay önce köy meydanında düğünleri olmuştu. Hatırladım bu delikanlıyı. Evet kardeşim, ne yaptıysak çocuğumuz olmadı. Şehre gittiğimizde hekim beyler hanımımda sorun olduğunu, asla çocuğumuz olmayacağını söyledi. Kulağımıza karşı köyde büyücünün bu işlerle uğraştığı kanısında duyumlar geldi. Ne kadar doğrudur hocam bu konuda büyü yaptırmak? Din kardeşim, büyünün her türlüsü günahtır. Allah'tan hala umut etmek varken böyle aşağılık insanlara inanmak seni yoldan çıkartır. Ama sakın gitme öyle yerlere. Delikanlı teşekkür ettikten sonra uzaklaştı. Köydeki olaylar buradan sonra başladı. Bu olayın üstünden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra delikanlı koşarak köy kahvesine geldi. Çocuğum olacak emmiler, çocuğum olacak. Herkesin yüzünü gülümseme yayıldı. Kahveden hayırlı olsun sözleri yükselirken aklıma o gece yanıma geldikten bir hafta sonra karısının hamile kalması takıldı. Herkesle tokalaşıp elini öptükten sonra yanıma geldi. İmam efendi, çocuğum olacak. Gülümseyerek cevap verdim. Allah analı babalı büyütsün. Amin hocam dedikten sonra gitti. Karısının hamile olarak bir ay geçirmesinin ardından köyde bazı olaylar kendini belli etmeye başladı. Cemaatle akşam namazını camide kılarken camimizin taşlandığına bizzat kendim şahit oldum. Namazı bitirmemizi istemeyen varlıklar bizi namaz boyunca rahatsız etmeye devam etti. Namaz bittikten sonra cemaat apar topar dışarıya çıktı. Taş atan kişiyi aradı. Çocuklardır ağalar, boş verin. İnşallah çocuklardır dedim kendi kendime. O geceden sonra sürekli köyde gece başlayan fakat nereden geldiği belli olmayan çığlıklar oldu. Bir akşam yatsı namazı bittikten sonra cemaati toplayıp cami avlusunda konuşma yaptım. Ey cemaat, bu çığlık atan her neyse çocuklarımızı ve hanımlarımızı korkutuyor. Topluluktan düzensiz şekilde evet sesleri yükseldi. Bu gece uyumayıp evinizde bekleyiniz. Çığlıklar başladığı anda evden çıkıp köy meydanına toplanın. Herkes bu fikri onaylamıştı. Gece saatler birbirini kovalarken ses seda yoktu. Gece 2:30 sularında acı ve tiz bir şekilde çığlık sesleri duyulmaya başlandı. Apar topar evden çıkıp köy meydanına doğru koşturmaya başladım. Evim caminin yanında olduğu için köy meydanına varmam zaman aldı. Yoldaki evlerden çıkan ahali kendi arasında söylenerek ilerliyordu. Duydun mu sesi bakkal efendi? Duydum duydum. Ne ola ki acaba? Köy meydanına geldiğimizde köyün tüm erkekleri toplanmıştı. Sesin nereden geldiğini anlamak imkansızdı. Her sokaktan birileri çığlık atıyordu sanki. O an delikanlının meydanda olmadığını fark ettim. Delikanlının evine doğru koşturmaya başladım. Ahali arkamdan takip etti. Delikanlının evinin önüne geldiğimizde öylece durdum. Bahçedeki siyah varlıklar ateşin ortasındaki kara keçinin etrafına dönüyorlardı. Ben dahil herkes dilini yutmuş gibiydi. O anki korkuyla defalarca okuduğum Kur'an-ı Kerim bile unutmuştum. Sesli bir şekilde avuç içimi kulağıma götürerek ezan okumaya başladım. Çığlıklar kesildi. Bahçedeki varlıklar gitmişti.
Fakat keçi hala daha orada durarak bize bakmayı sürdürüyordu. Ahali, evlerinize hadi, yarın tez vakit köy kahvesinde toplanın. Öğle namazından sonra tüm ahali köy kahvesinde toplanmıştı. Cemaate, bu delikanlının hanımının hamile kalmadan bir hafta önce yanıma gelip çocuğunun olmadığından bahsetti. Karşı köydeki illet büyücü kadının bu işe gücü yeteceğini söyleyerek bu konuda büyü yaptırmanın günah olup olmadığını sordu. Bunun haram olup Allah'tan ümidini kesmemesini, başka şeylere medet umarak doğru yoldan çıkacağını söyledim. Dün gece gördükleriniz normal değildi efendiler. Onlar büyü yaptırarak köyü de lanetlediler. Bu köyden gitmedikleri sürece biz burada rahata erişemeyiz. Kahveden hışımla çıkan ahali muhtar önderliğinde delikanlının evine gittiler. Köylüler zorla evden dışarı çıkartarak bu köyden gitmelerini istediler. Yavaşça köylülerin önüne geçerek lafa girdim. Ben seni uyardım din kardeşim. Allah günahlarını affetsin. Hocam ne yaptık biz? Köylülerden biri bağırarak lafa girdi. Bir de soruyor haysiyetsiz. Dün gece olanları teker teker anlattım. Anlatmayı bitirdiğimde köylüler de şahit olduklarını söylediler. O gün delikanlı ve hanımı pılını pırtını toplayıp köyden gittiler. Sabah namazını kıldırmaya gittiğimde cami avlusunda köylü bir şeyin etrafında toplanmıştı. Yanlarına yaklaştığımda o gece gördüğümüz kara keçinin boğazından iple ağaca asıldığını gördüm. Hocam bu ne demek? Delikanlı ve hanımı gittiği için onların da bu köyde kalmasının anlamı kalmadı. Ezanı okumaya başladığımda köylülerden birkaçı keçiyi ağaçtan indirerek cami avlusuna dökülen kanları temizledi. Akşam namazından sonra bakkal efendinin hikayelerini dinlerken köylülerden biri lafa karıştı. Muhtar efendi bu delikanlı ve hanımı nereye gitti? İkametgahı benden aldıklarında İstanbul'a gideceklerini söylediler. 1998 gitmelerinden bu yana yaklaşık olarak 6-7 ay geçti. Bu 6-7 ay boyunca hiçbir şey olmamıştı. Fakat onların çocuğu doğmuştu. Köyde tekrardan başlayan olayların tek açıklaması bu. Ajandanın son sayfası yırtılmıştı. Ajandanın kapanış kapağında bantlanmış fotoğrafı söküp dikkatlice inceledim. Fotoğrafın arkasına tarih atılmıştı. 17.05.1997. Olaylar başlamadan önce çekilmişti bu fotoğraf. Ben bunu bir yerde gördüm. Fotoğraf albümümüzde vardı bu fotoğraf. En soldaki annem ve babamdı. İkametgahı benden aldıklarında İstanbul'a gideceklerini söylediler. Büyü yaptıran delikanlı ve kadın ailemdi. Bu üniversitemin neden Manisa'da olduğunu duyduklarında sevinmemelerini açıklamıştı. 17.06.1998 doğum tarihime kadar her şey uyuyordu. İçimden bir ses yırtılan sayfanın hala o köyde olduğunu söylüyor. Dönem tatiline kadar bu olay hiç aklımdan çıkmadı. Olayı annemlere sormak yerine kendim öğrenmek istiyordum. Gerçekleri söyleyecek olsalar şimdiye kadar açıklarlardı. Hakan'a olayı anlattığımda benimle gelmeyi başta kabul etmese de zorlamalarımla kabul ettirdim. Dönem tatilinde günlük kiraladığımız arabayla sabah erkenden yola çıktık. Köyünün girişine geldiğimizde arabayı durdurup etrafa bakınmamız dakikalar sürdü. Hakan söze girdi. Defterde köyün terk edilmiş olduğu yazıyor mu? Sessizce hayır diyebildim. Sayfaları tekrar baştan açarak hızlıca okumaya başladım. Sonunda aradığım yeri buldum. İmamın evinin caminin kenarında olduğu yazıyor. Camiyi bulmamız uzun sürmedi. Arabadan indiğimizde bizi iki katlı köy evi karşıladı. Aceleyle terk edildiği evin kapısının açık olmasından belliydi. Evin içerisine girecekken Hakan bağırarak durmamı söyledi. Ne oldu? Pencerede biri var. Hakan öylece perdeleri çekilmiş pencereye bakıyordu. Baktığımda kimse yoktu. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Hemen bulalım şu son sayfayı. Evin içine girdiğimizde gerçekten de kimse yoktu. Yaklaşık yarım saatlik aramamızdan sonra son sayfayı gardıropta bulduk. Sesli şekilde okumaya başladım. O çocuğun doğması köyümüze felaketler getirdi. Hasatlarımız verimsiz geçti. Her gece çığlık seslerine uyanmak zorunda kaldık.
Sabahları namaza giderken yolda kara keçiler cemaati kovalıyordu. Bu olaylar muhtar tarafından valiliğe iletildi. Vali bazı hoca ve imamlarla anlaşarak burayı mühürlemelerini istedi. Köyümüzü boşalttıktan sonra bazı zat-ı muhteremler bu köyü sonsuza dek mühürlediler. Eğer bir Ademoğlu bu köye ayak basarsa ancak o zaman mühür bozulur. Allah kahretsin, biz ne yaptık Hakan? Evden çıkmak için döndüğümüzde arabanın yanındaki kara keçiler sarı gözleriyle bize bakıyordu. Hakan koşturarak evin dış kapısını kapattı. Bağırmaya başladı. Bu ne? Kenan, Allah belanı versin. Bizi neye bulaştırdın sen? Kilitlenmiş gibi öylece dış kapıya bakmaya devam ettim. Ne yaptım ben? Onların oyununa geldim. Ajanda. Ajanda da bunları kovmak için imamın ne yaptığına bakmak üzere hızla sayfaları karıştırdım. Burada cinleri kovmak için imam o gece ailemin evinin önünde ezan okuduğunu yazmış. İkimizin de ezan okumayı bilmediği aşikardı. Kenan, iyi bak, başka bir şey olmalı. Burada kalmak istemiyorum. Elim titreyerek tekrar tekrar sayfalara hızlıca göz attım. Babamın imam efendiyle konuştuğu bölümdeki cümle buradan kurtulmamızın yoluydu. Buldum. Kulağımıza karşı köydeki büyücünün bu işlerle uğraştığı kanısında duyumlar geldi. Yakınlarda köy olmalı. Ezan okunana kadar beklemeliyiz. Hakan sırtını dış kapıya dayayarak otururken öylece dalmışım. İkindi ezanının sesini duyduğumuzda ikimiz de birbirimize baktık. Pencereye doğru yaklaşıp kapının önünü kolaçan ettim. Herhangi bir şey yok. Ezan bitmeden gidelim bu köyden. Hakan sözümün bitmesiyle beni beklemeden arabaya doğru koşturmaya başladı. Arkasından hızlı adımlarla arabaya bindim. Hakan el frenini çektiği gibi gazı kökledi. Köyün çıkışına yaklaşmıştık. Ezanın devam etmesine rağmen köy meydanında bir anda beliren kara keçiye çarptık. Arabanın tamponunda hasar olduğu kesindi. Hakan korkudan frene basmadan keçiyi ezip köy yoluna çıktı. Ezan okunduğu halde bu keçi nereden çıktı Kenan? Ajanda da imamın ezan okuduğu sırada cinli varlıkların kaybolduğu fakat keçinin hala orada durduğu yazmıştı. Onların varlığını temsil ediyor sanırım. Malisa'ya döndüğümüzde sakın bir daha benden ne yardım iste ne de arkadaş olmamızı bekle. Bir daha görüşmeyelim kardeşim. Hakan beni evime bile bırakmaya tenezzül etmeden şehrin yüksek caddelerinden birinde indirdi. Bu yaşadıklarımızı eve doğru yürürken defalarca düşündüm. Eve vardığımda akşam ezanı okunuyordu. Abdest alıp namazımı kıldım. Keşke annemleri dinleseydim de yurtta kalsaydım. Bu geceyi evde tek başıma geçirme fikri bile zaten ürkütücüydü. Akşam yemeğinden sonra televizyon başında uyuyakalmışım. Ateşin ortasındaydım. Etrafımdaki siyah varlıklar çevremde sevinç çığlıklarıyla dönüyordu. Kahkaha sesleri, çığlıklar birbirine karışıyor. Gölgelerin arkasında bir insan topluluğu görüyorum. Öylece bana bakıyorlar. Başlarındaki önder elini kulağına götürüp seslenir tarzda anlayamadığım bir şeyler okumaya başladı. Ateş söndü. Siyah varlıklar kayboldu. Topluluk öylece bana bakıyordu. Başlarındaki adam tekrar bir şeyler söyledikten sonra insanlar dağıldı. Bir anda kendimi cami avlusunda boğazımdan iple asılı şekilde buldum. Hala canlıyım. Gece yaklaşık olarak saat 3'te derin bir nefesle uyandım. Sabahın ilk ışıklarıyla otogara gittim. En yakın Manisa-İstanbul seferine bilet aldım. Otogarda sigara içerken öylece dalmışım. Başımdan geçen olayları düşünürken bir anda irkildim. Küçük baş hayvanların boynuna takılan çan sesini duyduğuma yemin edebilirim. Dışarıda durmak yerine otobüse binip kalkmasını beklemek daha iyi bir fikirdi sanırım. Otobüs kalktığında annemleri arayıp dönem tatilinden dolayı eve geleceğimi, onları özlediğimi söyledim. Eve geldiğimde saat 15'e yaklaşıyordu. Zile bastığımda kapıyı açan annem oldu. Hoş geldin oğlum, yavrum benim. Hoş bulduk anne, babam evde mi? Dükkanda, elemanlar hata yapmış, ona bakmaya gitti evladım. Ne oldu? Özlediğimi söyleyerek geçiştirdim. Babamı beklerken annemin hazırladığı yemekleri yedikten sonra aile albümümüzü istedim. Annem küçüklük fotoğraflarımı gösteriyordu. Fakat benim aradığım köy fotoğrafıydı. İşte buldum. Bunu ne zaman çekindiniz anne? Sen doğmadan önceydi yavrum. Köyden niye şehre geldiniz ki?
Baban işlerini şehre taşıyıp senin burada güzel bir eğitim görmeni istedi. Fena mı ettik sanki? Gülümseyerek çayın altını demlemeye gitti. Yalan söylüyordu. O köyden kovuldunuz. Babam akşam eve geldiğinde annemin yemeği hazırlamasıyla masaya oturduk. Daha fazla dayanamayarak söze girdim. Size bir şey sormak istiyorum. Babam yemeğini yerken annem konuşmaya başladı. Sor evladım. Sabah albümde baktığımız köy fotoğrafı Manisa'nın bir köyüydü değil mi? Annemle babam birbirine baktılar. Eskiden çekilen bir fotoğraf işte. Hadi yemeğini soğutma. Beni doğurmak için büyü mü yaptırdınız anne? Babam kaşığını masaya bıraktı. Konuşmaya başladı. Sen bunu nereden biliyorsun oğlum? Başımdan geçenleri aileme tek tek anlattım. Sessizlik çökmüştü masaya. Annem ile babam arada birbirlerine bakıp bana açıklayıp açıklamama konusunda emin olamıyorlardı. Sonunda sessizliği bozan annem oldu. Biz hata yaptık. Köylü bizi o köyden kovdu. Biz de İstanbul'a yerleştik. Sen doğana kadar hiçbir şey yaşamadık. Sen doğduktan sonra olaylar tekrardan başladı. Sanki seni beklemiş gibiydiler. Geceleri uyanıp çığlık çığlığa ağlardı. Bazen ağlamalarına uyandığımda beyşinin kendi kendine sallandığını gördüm. Bir yaşına bastığında bu olaylar artık çok ileri gitmişti. Uyandığımızda seni tuvaletin kapısının önünde bulurduk. En son bir gece uyandığımızda beşiğin durduk yere gözümüzün önünde alev aldı. İçinde olduğunu sanıp apar topar beşiği söndürdük. Beşik bomboştu. Sen yine tuvaletin kapısının önünde olaylardan habersiz bir şekilde uyuyordun. Bu olaylardan sonra baban şehirden bir hoca buldu. Eve geldiğinde sureler okudu. Hepimize muskalar yazdı. Bir şekilde onları bu evden gönderdi. Sen o köye geri giderek her şeyi tekrar başlattın evladım. Niye yaptın bunu? Cevabım yoktu. Öylece vaka kaldım. Annemin anlattıklarından sonra dün gece gördüğüm rüyadan bahsettim. Babamın tedirginliği gözlerinden okunuyordu. Tamam hanım, sen de sakin ol. Yarın sabah ben gider hocayı bulurum. Sorarım bu işi. Ne yapılacaksa yaparız. Kurtulalım şu illetten. O gece sürekli kabuslar eşliğinde uyandım. Sürekli rüyamda keçi olarak bulunuyordum. Fakat insan bedenindeydim. Nas suresi okuduktan sonra ancak uyuyabildim. Sabah kahvaltıdan sonra babam evden çıkarken hocanın evine gideceğini söyledi. Evde annemle sohbet ederek vakit geçirdik. Bana köydeki olaylar başlamadan önce ne kadar çok çocuk istediklerini anlattı. Sana hamile kaldıktan sonra dünyalar benim oldu yavrum. Kapı çaldı. Gelen babamdı. Fakat suratındaki sıkıntılı bir ifade vardı. Ne oldu bey? Bu gece hoca efendiyi evinden alıp yola çıkacağız. Sabaha karşı köyde oluruz. Köyde yaptırdığımız büyüyü çözmesi halinde bundan kurtulacağımızı söyledi. Ah oğlum ah. Benim yüzümden annemler sıkıntıya düşmüştü. Akşam yemeğinden sonra evden çıkıp arabamızla hocanın evine gittik. Kapıyı çaldıktan sonra hoca efendi elinde çantayla bizi karşıladı. Delikanlı, bahçenin arkasında merdiven var. Onu da alıp geliver hadi. Arka bahçeden aldığım katlanabilir merdiveni arabanın bagajına koyduktan sonra arka koltuğa annemin yanına oturdum. Babam söze girdi. Hocam bu çanta, merdiven ne yapacağız bunlarla? Büyünün kuyuda yapıldığını söyledin evladım. Onları oradan alıp büyüyü bozmak gerek. Manisa'ya geldiğimizde gün doğmaya başlamıştı. Güneşin ilk ışıkları arabanın içini aydınlatırken köye doğru yola koyulduk. Köye geldiğimizde saat sabah 11'i gösteriyordu. Babam arabayı evlerinin önüne sürmeye başladı. Pencereden birileri bakıyordu. Endişeyle, hocam bu köyde biri mi yaşıyor? Bakma evladım onlara. Uğraşma onlarla. Buraya tekrardan gelmek beni oldukça korkutmaya yetmişti bile. Evin önüne geldiğimizde babam arabayı durdurduktan sonra bagajdan hocanın çantasını ve merdivenini alıp bahçe kapısını açtım. Kara keçi sarı gözleriyle bahçede bana bakıyordu. Hoca arkamdan söylendi. Evladım oyalanma hadi. Burada ne kadar çok durursak o kadar kötü bizim için. Keçiyi benden başka gören yoktu sanırım. Evin içine girdiğimizde duvardaki boyalar zamanla aşınmış, dökülmeye yüz tutmuştu. Hoca efendi evin salonuna geçerek konuşmaya başladı. Hanım kızım, büyüyü neyle yaptınız? Büyü karşılığında kuyuya ne koydunuz? Anlat bakalım. Beyimle yeni evleneli 2-3 ay geçmesine rağmen çocuğumuz olmamıştı. Şehirdeki doktorlar benim rahmimde sorun olduğundan bahsettiler. Komşumuz bize
civar köyde büyücü olduğunu, onun bu işi yapabileceğini söyledi. Eşim imamla konuştu o gece. Bu işin ne kadar doğru olduğunu sordu. Eve geldiğinde bu konuda büyü yaptırmanın günah olmadığını söyledi. Yarın erkenden büyücü kadının evine gittik. Bizim evimizin etrafında kuyu olup olmadığını sordu. Arka bahçede olduğunu söyleyince bize çok ağır kokulu bir şey içirdi. O gece yatsı ezanından sonra kara keçi kesip bacaklarını ve kafasını bohça halinde kuyuya atmamızı söyledi. Biz de haliyle o gece dediği şekilde her şeyi yaptık. Gün aşırı eşim beni sürekli şehirdeki hastaneye götürdü. Üçüncü gün gittiğimizde hamileydim. Bu olaylar geçip bittikten sonra büyünün her ne konuda olursa olsun yapılmasının günah olduğunu öğrendim. Annem babama çok kötü bir bakış attı. Babamın annemin çocuk sevdasından dolayı yalan söylediğine emindim. Tamam kızım, delikanlı, merdiveni al da kuyudan bohçaya getir hadi. Hocam, kuyuda su vardır. Büyü yapılan kuyunun suyu kurur evladım. Sen al gel. Evden dışarı çıkarken katlanılabilir merdiveni yanıma aldım. Arka bahçedeki kuyunun yanına geldiğimde bir şeyler tarafından izlendiğimi hissediyordum. Etrafıma bakındığımda her hanede pencereden yüzünü göremediğim siyah varlıklar beni izliyordu. Hızlı bir şekilde hemen merdiveni kuyunun içine doğru dayadım. Derin değildi aslında. Merdivensiz de tırmanarak çıkabilirdim. Kuyunun içine girdiğimde bohçayı aldığım gibi hızlı adımlarla yukarı çıktım. Yukarı ulaştığımda simsiyah keçi öylece kuyunun başında gözlerimin içine bakıyordu. O anki korkuyla merdiveni toplamadan koşturarak evin içine girdim. Hoca bohçayı açtığı andaki kokuyu tarif etmeye kelimeler yetmez. Bohçadan çıkan keçi bacaklarını kafatasının etrafına kare şeklinde dizdi. Bohçanın bezini kafatasının üstüne avucunda top şeklinde sıkıştırarak yerleştirdi. Etrafına oturmamızı söyledikten sonra her birimizin önüne farklı bir keçi bacağı gelecek şekilde dizildik. Kur'an'ı eline aldıktan sonra cebinden çıkardığı çakmak ile kafatasının üstündeki bezi yaktı. Bez yanmaya başladığında odayı fısıltılar kapladı. Hocanın onlarla konuştuğu belliydi. Odada rüzgar olmamasına rağmen ateş sürekli şiddetli bir rüzgar varmış gibi yön değiştiriyordu. Bir süre sonra ateş aniden söndü. Hoca Kur'an'ı çantasına koydu. Hepimiz meraklı gözlerle hocanın ağzından çıkacak cümleleri bekliyorduk. Büyüyü çözemedim. Babam hemen asıldı. Aman hocam, bir daha deneyin isterseniz. Başka hocalar da getirelim sizle birlikte. Bizi öylece ortada bırakmayın. Delikanlı köye geldiğinde onları rahatsız etti. Onlara istediği şey karşılığında büyüyü bozabilirim. Hemen arabaya gidip şehirden keçi alayım hocam. Kaç tane gerekirse hemen gidip alayım. Yeter ki kurtulalım şunlardan. Onların istediği hayvan değil. Delikanlının peşini bırakmak için sizi istiyorlar. Annemle babam bir müddet bakıştıktan sonra söze giren babam oldu. Oğlumuzun peşini bırakacaklarsa eğer kabul ediyoruz hoca efendi. Bağırarak babamın sözünü kestim. Hayır baba, hayır, başka yolu olmalı. Sizi kaybetmek istemiyorum. Ortama sessizlik çöktükten sonra hoca efendi konuştu. Başka yolu yok delikanlı. Eğer kabul ediyorsanız hemen yapalım. Karanlık çöktükten sonra bu köyde kalamayız. Annemle babam onaylar tarzda başını salladı. Hoca efendi evden çıkarken yanında getirdiği beze keçinin kafasını ve sakatatlarını yerleştirip bohça şeklinde bağladı. Evden çıkıp hocayla birlikte arka bahçeye doğru ilerledik. Gözlerim dolmuş şekilde annemlere yalvardım. Anne ne olur yapmayın. İmamlar buluruz. Başka şeyler ararız. Ne olur yapmayın bunu. Annem bana sımsıkı sarıldıktan sonra biz çocuğumuzun olmasını çok istedik evladım. Babanla bir hata yaptık. Allah yolundan çıktık. Sırf bizim yaptığımız büyü yüzünden senin başın derde girecekse biz canımızı seve seve veririz yavrum. Asla arkamızdan ağlayarak kendini harap etme. Annem gözündeki yaşları silip kenara çekildiğinde babam var gücüyle sarıldı bana. Aslan oğlum benim, seni çok seviyorum. İlk defa babamı hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Hoca söze girdi. Kuyunun içine girin evladım. Bohçayı da yanınızda götürün. Allah günahlarınızı affetsin.
Annemle babam kuyuda bıraktığım merdivenden aşağıya doğru indiler. Hoca efendi merdiveni çekmemi söyledikten sonra çantasından çıkardığı Kur'an'dan ayetler okurken cebinden yavaşça çakmağı çıkartıp kuyunun içine fırlattı. Sanki içeriye benzin dökülmüş gibi alevler bir anda yükseldi. Ailemin yanarken çığlıklarını duymak kadar içimi acıtan bir şey olmadı. Gözlerimden akan yaşlarla öylece kuyuyu izledim. Çığlıklar kesildi. Öldüler. Hoca efendi seslendi. Karanlık çökmeden çıkalım bu köyden evladım. İstanbul'a geri dönerken yol boyunca ailemi düşündüm. Ehliyetimin olmamasına rağmen lisedeyken babamdan arabayı çalarak sürmeyi öğrenmem ilk defa işime yaramıştı. Her hatıramda onlar var. Hoca efendi evine bıraktıktan sonra kendi evimize geldim. Dönem tatili olduğu için Manisa'da kalmamın anlamı yok. Her şey bitti. Sırf merakımdan dolayı ailemi kaybettim. Günlerce evden çıkmayarak öylece ailemle olan anılarımı düşündüm. Oğlum diye sarılan, güven veren babam yoktu. Sürekli iyi olmamı isteyen annem de yoktu artık. Tek başımayım. Sizi çok üzülüyorum anne. Gözyaşlarım yavaşça yanağımdan süzülürken annemlerin öldüğü günden beri düşündüğüm fikri uygulamaya karar verdim. Odanın ortasına yavaşça sandalyeyi çektim. Tavandan sarkan ipi günler önce fikrimi düşünürken bağlamıştım. Boynuma geçirdim. Her şey onların istediği gibiydi. Ajandada anlatılan olaydaki keçinin camide asılı bulunması benim sonumdu. Köydeki o gece duyulan çığlıklar annem ile babamın kuyuda yanarken attığı çığlıklardı. Ajanda Hakan ile köye gittiğimizden beri ortalıkta yoktu. O an farkına vardığımda çok geçti. Nefesini ensemde hissettiğim varlık ayağımın altındaki sandalyeyi çekti. Siyah kaplı ajandanın birilerinin kendisini bulması için başka bir sarrafta, tozlu raflar arasında kurbanını beklediğine eminim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Sema, 28 yaşında, varlıklı bir ailenin en küçük bireyiydim. O yaşlarımda en varlıklı bir aileden gelmenin hem de en küçük bireyi olmanın vermiş olduğu şımarıklık yüzünden dehşet verici olaylara tanık olacağın aklıma gelmezdi. O zamanlar arkadaş grubumuzun fikir ve düşünceleri yüzünden ateist olmuştum. Hemen ardından gelen satanizm merakımız ile yönelimimiz şeytanlar ve cinlere oldu. Fikrimiz o kadar cahilceydi ki satanizmde şeytanın varlığını kabul ediyor, ateizmde ise Allah ve onun gibi ruhani tüm her şeyin varlığını reddediyorduk. Tövbe haşa. Düşüncelerimiz bile birbiriyle bu kadar çelişiyorken biz günlerden birinde boyumuzu aşacak bir işe kalkıştık. Her zamanki gibi akşam saatlerinde arkadaşlarla barda takılırken sohbet bir anda şeytanlara döndü. Şeytanla cinle alakalı sohbetler oldukça sarıyordu. Sohbetin ilerleyen dakikalarında barmen Özkan bizim konuşmalarımıza misafir olmuştu. Hemen heyecanla yanımıza gelip, "Gençler, siz daha önce hiç şeytan ya da cin gördünüz mü?" diye sordu. Biz de kendisine görmediğimizi ama çok merak ettiğimizi söyledik. Özkan hemen atıldı ve "Benim bir arkadaş var. Köylerinde cinli bir kız varmış. Çok değişik hareketleri varmış. Geceleri öyle korkunç çığlıklar atarmış ki insanlar yataklarından zıplarmış. Hatta bu kız şeytani güçleriyle köpekleri dahi öldürebiliyormuş. Giderseniz size köyü söylerim" dedi. Ben de "Oraya gitmesine gideriz de. Hangi vasıfla gideceğiz? Köylü demez mi? Siz kimsiniz? Niye geldiniz? Amacınız ne?" diye dedim. Özkan güldü ve "O işin kolayı var. Köylü zaten bu kızdan bıkmış, usanmış. İslami şartlara göre giyinin. Gidin köye. Biz hocayız. Bu kızın durumunu duyduk. İçindeki iblisi çıkaracağız" deyin. "Hatta bizim filinin kuzeni inli cinli dualar biliyor. O da sizle gelir. Sever öyle işleri. Gidip incelersiniz" dedi. Salakça bir fikir olsa da o an hepimize mantıklı geldi. Önce velinin kuzenini aradık. Durumu anlattık ve bizimle gelmesini istedik. O da dünden razı bir şekilde kabul etti. Ardından Özkan'dan köyün neresi olduğunu öğrendik. Daha sonra alışverişe çıktık ve Müslüman tarzı kıyafetler aldık. Karavanımıza eşyaları koyduk ve dört kafadar yola çıktık.
Görevlerimiz belliydi. Veli'nin kuzeni Zafer Hoca. Ben yardımcısı olacaktım. Şahin şoför, Yunus da malzemeleri taşıyan kişi olacaktı. Tabii ki amacımız bu şeytani kıza yardım etmek değildi. Sadece şeytanla iletişime geçip biraz eğlence ve aksiyon yaşayacaktı. Yaklaşık 3 saat kadar yol gittikten sonra köye vardık. Kahvede muhtarı bulduk ve hoca olduğumuzu, bu kızın durumunu öğrendiğimizi ve ona yardım etmek için köye araştırma yapmaya geldiğimizi söyledik. Muhtar da bize inandı. Karavan için bize güzel bir yer ayarladı. Hatta yemeğe falan ihtiyacınız olursa bana ulaşın dedi. Ardından karavanımızı çektik ve bir şeyler atıştırmaya başladık. Bir yandan da muhtarı ve köylüleri kandırmış olmamızın verdiği gururla kahkahalar atıp dalga geçiyorduk. Eğlence yine başlıyordu. Muhtarı aradık ve bu kızı nerede bulabileceğimizi sorduk. Hoca, köyün dışında eski bir ahırın olduğunu ve kızın ev olarak orayı kullandığını söyledi. Hemen çantalarımızı alıp hocanın tarif ettiği yere doğru yürümeye başladık. Havada hafiften kararıyordu. Hepimizin içinde büyük bir heyecan vardı. Güle oynaya bir süre sonra ahırı bulduk. Ahır çok kötü durumdaydı. Ahırın kapısını açtık ve içeri girdik. Kimsecikler yoktu. Zafer bize burada beklememizi ve kızın elbet geleceğini söyledi. Ben Zafer'e kız gelince ne yapacağımızı sordum. Zafer her şeyi tek tek anlattı. Saatlerce bekleyişin ardından dışarıdan gelen konuşma sesiyle ayağa kalktık. Camdan gizlenerek dışarı baktığımızda genç bir kızın kendi kendine konuşarak buraya geldiğini gördük. Kızın simsiyah, kirpas içindeki saçları gözünün önüne inmiş, beyaz ve kirli bir elbiseyle yalın ayak yürüyordu. Biraz daha yaklaştığında konuşmalarını duymaya başladık. Annem iyiydi. Annem ona dokunmadı. Annem iyiydi. Annem ona dokunmadı diye sürekli tekrarlıyordu. Açıkçası cesur ve ukala bir şekilde buraya kadar gelmişken şimdi içime büyük bir korku sarmaya başlamıştı. Sessizce kapının arkasına geçtik ve beklemeye başladık. Kız kapının önüne geldi. Yavaşça kapıyı itekledi. Ardından birkaç adım içeri attı ve hepimiz hızla üzerine çöküp iple bağlamaya başladık. Biz kızı bağladıkça kız dehşet derecede çığlıklar atarak çırpınıyordu. Ama bize gücü yetmiyordu. Artık elleri ve ayakları tamamen bağlıydı. Ellerimle saçlarını ayırdım. Yüzü meydana çıkınca şok geçirdim. Kız bebek gibiydi. Yani ona cinli ya da şeytanla demek imkansızdı. Öylece donup kalmıştım. Zafer göğsünü kabartarak "Çekilin kenara ve şeytanı izleyin." dedi. Mumları yaktı ve eline kitabını alıp dualar etmeye başladı. Ancak kızın üzerinde hiçbir etkisi olmuyordu. Zafer'in güvendiği engin bilgileri boşa çıkıyordu. Kendimi tutamadım ve "Ne oldu Zafer? Ben burada tek bir şeytan görüyorum. O da benim." diye kahkaha attım. Zafer gülümseyerek başını salladı ve "Kız burada bağlı kalacak. Yarın görün bakalım kimle karşılaşacaksınız." dedi. Kendimi tutamadım ve "Kimle? Senle mi?" dedim. Zafer ısrarla yarın akşamdan bahsediyordu. O gün kızı orada bağlı bırakıp karavana gittik. Alkollerimizi içtik ve uyumaya başladık. Ertesi gün akşam üzerine doğru uyandık. Kahvaltı tarzı yiyecek hazırlayıp ahıra doğru yol aldık. Zafer böbürlenerek "Korkacak varsa gelmesin. Cinlerin ta kendisiyle konuşacaksınız." dedi. Biraz sonra ahıra vardık ve içeri girdik. Kız yerde baygın halde yatıyordu. İçerisi de leş gibi kokuyordu. Ben başta öldü sanmıştım ama meğerse kız altına etmişti. Zafer eline kitabı aldı. Dualar etmeye başladı. Duası bittikten sonra eline aldığı mühürü kızın alnına yaklaştırdı ve çakmakla yakıp geri çekildi. Bir süre sonra kız da kıpırdamalar ve köpek gibi hırıldamalar başladı. Ardından Zafer kitabı yere bıraktı ve "Ey cin, ses ver." dedi. Kızdan çıt yoktu. Ardından bir besmele çekti. Besmelenin ardından kız büyük bir çığlık attı. Zafer tekrar "Ey cin, ses ver." dedi. Kız garip bir ses tonuyla "Alemlerin sahibine emir vermeye cüret eden de kim?" dedi. Zafer gülerek parmağıyla kızı işaret ederek "Bize isimlerimizi söyle." dedi. Kız hırıldadı ve "Dört tane ucube görüyorum." dedi. Zafer "Eğer böyle devam edersen seni burada yakarım." dedi.
kız iğrenç bir kahkaha attı ve ''Sen benim için çok güçsüz birisin. Bana zarar bile veremezsin. Ben şeytanın oğlu Afarit'' dedi. Zafer bunu duyunca yüzü bembeyaz oldu. Bize döndü ve ''Çabuk gidiyoruz'' dedi. Biz de ona neden olduğunu sorsak da panikleyerek çantasını toparlamaya başladı. O sırada kız ''Bence onlara doğruları anlat. Güçsüz bir Ademoğlunun bedenini bana nasıl kurban ettiğinden bahset'' dedi. Zafer kolumdan tuttu ve ''Yürüyün çabuk'' dedi. Hepimiz panikle koşarak karavana gittik. İçeri girdik. Kondağı çalıştırıp hızla köyden çıkmaya başladık. Zafer'e sürekli ne olduğunu sorsak da bize cevap vermiyordu. O sırada Şahin bir anlık öfkeyle ayağını fren pedalına getirip bastı. Karavan bir anda istop etti. Hepimiz ona ne olduğunu sormaya başladık. Daha fazla baskılarımıza dayanamayan Ferit her şeyi açıklayacağını söyledi ve anlatmaya başladı. ''Ben bu cin muhabbetleri konusunda acemiyim. Bu işe hevesliydim ve bir havas uzmanından büyülerin yazdığı pahalı bir el kitabını satın aldım. Kızı da bu kitaptan okuduğum şeylerle güçsüz bir cin musallat ettim. Aslında kızın cinle falan alakası yoktu. Bu kızı çok önceden biliyorum. Bunu çocukken kurtlar ahırın önünde kızın annesine saldırmış. Bu da annesini paramparça halde görünce orada kafayı sıyırmış. Ben de size uyunca kurban olarak bu kızı uygun gördüm. Tek amacım sadece kızla eğlenip cini içinden çıkarmaktı. Yalnız bir şey ters gitmiş. Ben kızın içine güçsüz bir cin yerine şeytanın evladı Afarit'i sokmuştum. Bu cin çok güçlü ve ölümcül. Hüddamlar ona cüzdanlı kafir diye hitap ederler. Bu cin musallat olduğu bedeni erterek öldürür. En sağlıklı insanın bile kemiklerine kadar işler. Çok nadir de olsa aynalar ve nazar boncuklarının içine saklanarak insanlara korku verir. Bu korku ona hem zevk hem de güç verir. O yüzden buradan gidiyoruz dedi. Kendimi tutamadım ve Zafer'in yakasına yapışıp ne kadar rahat insanlar olsak da güçsüz, hasta bir kızı ölüme terk edemeyiz. Hem köylüler bizi gördü. Kızı öldüğünde ifriti değil bizi suçlayacaklar. Hemen geri dönüp o kızı eski haline getir dedim. Bu fikrime Yusuf ve Şahin de katılınca Zafer'i güç bela ikna ettik. Karanlığın içinde tekrar ahıra doğru yola koyulduk. İçeri girdiğimizde kızın hıçkıra hıçkıra ağladığını fark ettik. Zavallı kız mahvolmuştu. Derileri çoktan dökülmüş, dudakları kurumuş ve burnu biraz kanamıştı. Zafer hızla eline kitabı aldı ve kurcalamaya başladı. Bir süre sonra buldum ama çıkması için mührün üzerine bir kadının kanını sürmemiz lazım dedi. O anda herkes bana baktı. Suçluluk duygusunun vermiş olduğu pişmanlık ile kabul ettim. Zafer dualarını okudu ve parmağına ufak bir kesik atıp kızın alnına sürdü. Ardından kızın başına döktüğü mührü kazıdı ve birkaç dua daha etti. Hemen ardından kızın ellerini ve ayaklarını çözdü. Bize dönüp artık dönebiliriz dedi. Artık içimiz ferah bir şekilde yola çıktık ve sabah saatlerinde evlerimize dağıldık. O gün akşama kadar yatakta uyumuştum. Telefonumun çalmasıyla uykumdan uyandım. Arayan Yusuf'tu. Ne olduğunu sordum. Yusuf sevinçle muhtarla konuştuğunu, cinli kızın düzeldiğini ve hatta eskisinden çok daha iyi bir halde olduğunu anlattı. Bu çok güzel bir haberdi. Kızın iyi olduğuna çok mutlu olmuştum. Ayılmak için lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Kafamı kaldırdığımda koca bir çığlık attım. Çünkü aynada benim yansımam yoktu. Kocaman simsiyah tüyleri olan, kırmızı gözlü, uzun dişli, sivri kulak ve burnu olan korkunç bir şeyin bana baktığını gördüm. Koşarak odama geçtim ve kapıyı kapattım. Bekar evinde tek başıma olduğumdan destek alacak kimsem yoktu. Yatağımda öylece beklerken kulağıma bir anda fısıltılar gelmeye başladı. Ne dediğini anlamadığım fısıltılı konuşmalar hızlı hızlı beynimin içinde işliyordu. O sırada başım dönmeye başladı ve midem bulandı. Kendimi tutamadım ve olduğum yere kustum. Üstüm başım her yerim kusmuk olmuştu. Sanki ruhum çekiliyor ve başka bir ruh bedenime giriyor gibiydi. Olduğum yere çöküp korku içinde ağlamaya başladım. Ben ağladıktan birkaç saniye sonra
İçeriden bebek ağlama sesi gelmeye başladı. O an aklıma dank etti. Afarit denen o şey benimle dalga geçiyordu. Yaklaşık yarım saat süren çığlıklar ve fısıltılardan sonra her şey durdu. Ortalığı büyük bir sessizlik sardı. Oturduğum yerde bir süre kendimi toparladım. Ardından derin bir nefes alıp ayaklandım. İçeriden telefonumu alıp arkadaşlarımı arayacaktım. Kapıyı yavaşça açıp salona çıktım. Bir anda kapı arkamdan sertçe kapanınca aklım çıktı. Odaya doğru titreye titreye yürüdüm. Telefonumu aldım. Ardından arkadaşlarımı aradım. Ancak hiçbir telefonu açmıyordu. Geceyi bu evde tek başıma geçiremezdim. Hemen evden çıktım ve annemlere gittim. Annemler uyuyordu diye rahatsız etmek istemedim ve yedek anahtarımla içeri girdim. Işıklar kapalıydı. Sanırım herkes yatıyordu. Uyandırmamak için sessiz adımlarla oturma odasına doğru ilerlemeye başladım. O sırada kolum vazoya çarptı ve yere düşürdüm. Bizimkiler uyanabilirdi. O sırada yukarıdan annemin sesi geldi. "Kızım, sen mi geldin?" dedi. Annemi uyandırmıştım. Ben de ona "Evet anne, tatilden erken döndüm de sende kalayım" dedim. "Rahatsız olma" dedim. Annem "Kızım, çok rahatsızım. Odaya gelir misin?" dedi. "Tabii anne" dedim. Ve merdivenlerden yukarıya doğru çıkmaya başladım. Merdivenlerin yarısına geldiğimde aşağıdan bir ses geldi. "Kızım, sakın yukarı çıkma. O sesi ben de duydum. Bu imkansızdı." Annemin sesi yukarıdan gelirken şimdi aşağıdan geliyordu. Çok korkmuş ve gerilmiştim. Koşar adımla oturma odasına gittim ve kapıyı açtığımda annemi tavana boynundan iple asılmış halde buldum. O anda çığlığı bastım ve ağlamaya başladım. Annemin ölüsünü o halde görmeye dayanamadım ve olduğum yere yığılıp bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Kendime geldiğimde öğrendim ki komşular benim çığlıklarımı duyunca polisi aramış. Annem için de çok geç olmuş. Kendini bir gün önce gece sularında asmış. Tam da benim parmağımı kesip kızın alnına sürdüğüm vakitlerde. Polise ifade verdikten sonra annemi defnettik. O gün eve geçtiğimde sabaha kadar fısıltılar, kahkahalar yüzünden uyuyamadım. Sabah dört sularında dayanamadım ve annemin mezarının başına gittim. Bir tane göreyim. Kadının mezarı olduğu gibi çökmüştü. Ağlayarak ellerimle mezarını düzeltmeye çalışırken gözüm mezarlığın dışında dikilen bir kadın ve adama ilişti. Merak ettim ve ayağa kalktım. Gözlerimi kısıp dikkatlice baktığımda kadın ve adamın başlarının olmadığını fark ettim. Artık çok yorulmuş ve yıpranmıştım. Çaresizce oradan ayrılıp akıl hastanesinin yolunu tuttum. Durumumu anlattıktan sonra gerekli işlemler yapıldı ve hastaneye yatırıldım. Birkaç sene sonra hastaneden taburcu oldum. Çevremden öğrendiğim bilgilere göre Zafer 3 ay önce intihar etmiş. Aslına bakılırsa pek de umurumda değil. Çünkü üzerindeki musallat kalkmamış. Sadece buna alışmıştım. Saçlarım, tırnaklarım ve derilerim yavaş yavaş dökülüyor ve ben tükeniyordum. Tıpkı o masum kız gibi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yıl 2009. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Senenin başlarına doğru İzmir'den buraya geldiğimden pek fazla arkadaşım da yoktu. Ailemle yaşıyordum ve yaşadığımız yer okula uzaktı. İki araba değiştirerek geliyordum. Bu biraz sıkıcıydı. Vizeler bittikten sonra biraz rahatlamıştım ve iyi bir arkadaş ortamım olmuştu. Onların da geneli şehir dışından gelmişlerdi. Çoğu üniversitede olan ortak ev panoları vardı. Bunlardan biri hoşuma gitmişti. Kısa sürede tanışıp 5 arkadaş ortak öğrenci evine çıkmıştık. Evden biraz bahsedeyim. Dediklerine göre 9 senedir kimse tutmuyormuş. Son oturanlar evde paranormal olaylardan dolayı akıl sağlığını yitirmişler. Bu yüzden de evi bize biraz ucuza kiralamıştı. Bir şey olmaz ümidiyle yerleşmiştik. İçeride ufak tefek eşyalar vardı. Sağ olsun ev sahibi evi temizletti. Tabii yıllardır kimse tutmayınca adam sevinçliydi tahminimce. İlk bir ay gırgır şamata otelcilik okuyan ev arkadaşım vardı. Yemekleri ona yaptırırdık. Bulaşıkları da sırayla temizlerdik. Arada ev sahibi arar, evde herhangi bir olayın olup olmadığını sorardı.
sakin olduğunu söylerdik. Bir ay sonra evde bir farklılık olduğunu fark ettik. Garip olaylar olmaya başlamıştı. Tabii biz ilkinde anlamamıştık. Bir gün eve geldiğimde evde sadece Ahmet vardı. Çok yorgunum dedim ve direkt yatmıştım. Gece 3 gibi falan uyandım. Kalktım, sağıma soluma baktım. Ahmet'le aynı odada kalıyorduk, uyuyordu. Ben de su yoluna gittim. Çıktıktan sonra mutfağa girdim. Dolaptan bir bardak çıkarıp tezgahın üzerine koydum. Arkamı döndüm ve buzdolabının kapağını açtım. Soğuk su şişesini alıp dolabı kapattım. Tekrar tezgaha döndüğümde bardağı göremedim. Önce tabii biraz afalladım. Sonra kafamı çevirince salondaki sehpanın üzerinde gördüm. Mutfak ile salon karşı karşıyaydı. Mutfaktaki ışık salona vuruyordu. Dedim ya, hiç çıkarmadım. Ya da bizim çocukların biri kullanmıştır dedim. Ve dolaptan yeni bardak alarak suyu içtim. Tekrardan buzdolabını açarak su şişesini koydum. Odama gitmek için tekrar kapıya yönelip ışığı kapattım. Bir iki saniye sonra tekrar açarak salondaki sehpaya baktım. Bu sefer bardak yerinde yoktu. Sert adımlarla salona girip ışığı açtım. İlk başlarda bizim çocuklardan birinin oyun oynadığını düşündüm. Işıkları kapatıp diğer üçünün kaldığı odaya girdim. Lakin hepsi uyuyordu. Tabii biraz korkmuştum ve bizimkilere anlatmamaya karar verdim. Sabah olmuştu. Uyandığımda evde Orhan'dan başka kimse yoktu. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Orhan'la beraber kahvaltı yaptıktan sonra birlikte dışarı çıktık. Kampüse doğru yola koyulduk. Aklımdan hala geceki olay geçiyordu. Halüsinasyon mu gördüm acaba? Kampüse geldik. Orada biraz arkadaşlarla muhabbet ettikten sonra eve geri döndük. Eve geldiğimizde Ahmet ile Yılmaz eve gelmiş, mutfakta yemek hazırlıyorlardı. Tabii bugünkü bulaşık sırası bendeydi. Girer girmez Ahmet'e "Yemekte kolay yağsız bir şeyler yap. Bak bugün sıra bende." dedim. O da "Bu yemeği senin için seçtim. Yemekte karnıyarık var." dedi. "Neyse, tek çeşit fazla zorlamaz." dedim ve konuyu kapattım. Herkes eve gelmişti. Küçük masada yemekleri yedik. Normalde sigara içmeyi sevmem ama yanlarında sıkılıyordum. Keyif olarak ben de içiyordum. Geç olmuştu. Yarın ders vardı. Orhan ve ben yattık. Gece bir ara gözlerimi açtım ve Orhan'ı arkası dönük gördüm. Ahmet'e doğru bakıyordu. Tekrar gözlerimi kapattım. Uyumuş olmalıyım ki gözlerimi tekrar açtığımda güneş doğmak üzereydi. Kalkıp su içtim ve tekrar yatağıma dönerek düşünmeye başladım. Acaba 9 sene önceki olay şimdi de mi oluyordu? Apartmanda oturan sakinlerin dediği doğru muydu? Tek ben mi görüyordum acaba bu olanları? Sabah tek Orhan'la ben kalmıştım. Ama Orhan beni görünce biraz korkmuş gibiydi. Bu olanları şu anlık anlatmayacaktım. Ev halkını tek tek sorgulayacaktım. Orhan'a "Gece hiç kalktın mı?" diye soru sordum. O da "Hayır, bir ara gözlerimi açtım, sonra kapattım." dedi. Ben biraz korkmaya başlamıştım. Ama Orhan da anlatırken sesi biraz titriyordu. Fazla üstelemeyip kahvaltımızı yapıp çıktık. Üniversiteye gittikten sonra Orhan'ı yollayıp ailemin yanına gitti. Sürpriz yapacaktım. En sevdikleri tatlı kadayıftı. Boş gitmeyeyim diye yolda kadayıf aldım. Eve gittiğimde tüm aile toplanmışlardı. Beni görünce sevindiler. Neyse ki tahminim doğru çıkmıştı ve tatlıyı çok almıştım. Çok şükür maddi durumumuz iyiydi. Akşam olmadan yola koyuldum eve dönmek için. Eve geldiğimde tek Ahmet vardı. Ahmet'e sordum. "Diğerleri nerede?" dedim. O da "Abur cubur almaya gittiler. Ben de evde kaldım." dedi. "Tamam." dedim. Televizyonu açıp biraz ayaklarımı dinlendirmeye başladım. Az sonra kapı çaldı. Gelenler bizimkilerdi. Sigara, abur cubur, kola falan almışlardı. Yemek yedikten sonra küçük balkona çıkmıştı bizimkiler. Ben de tam balkona çıkarken kafamı salon kapısına doğru yönelttim ve oradan birinin bana baktığını gördüm. Göz göze geldik. Ne olduğu belli değildi. Birden sesimi yükselterek "Kim var orada?" dedim. Bizimkiler de hemen ayaklanmış yanıma gelmişlerdi. O gördüğüm mahluk içeriye doğru gitti. "Beyler, orada birini gördüm. Göz göze geldik. Karanlık olduğundan yüzünü seçemedim." Bizimkiler ellerine kaptıkları şeylerle tüm odaları kontrol ettiler. Daha sonra evde bir şeyin olmadığını anlayınca salonda oturmaya başladık. Ben artık olacak gibi değildi. Bardağın yer değiştirmesi, Orhan'ı ayakta görmem ve evdeki
göz göze geldiğim mahluk, evde ters giden bir şeyler olmaya başladığını artık doğrulamıştı. Diğerlerine evde paranormal, ters olay görüp görmediğini sordum. Yılmaz, 3 gün önce su içmek için kalktığında seni balkonda gördüm. Bana döndün ve güldün. Ben de senin gülüşüne gülerek yatmaya gidiyordum. Tam odaya girecekken sizin odaya gözüm ilişti. Sen uyuyordun. Ben de herhalde halüsinasyon gördüm diyerek kendimi avuttum dedi. Orhan da ben de bir şey duydum. Geçen bana sen kalktın mı gece diye sormuştun. Aslında gözlerimi açmıştım. Bir ses vardı. Bir ağlama sesi. Ama bu ses sizin sesinize benzemiyordu. Odanın kapısını araladığımda sizin odanıza doğru baktım ve kendimi gördüm. Sabah yatağında senin sesinle uyandım dedi. Hal böyle olunca ev sahibiyle konuşmaya karar verdik. O gece boyunca hiçbirimiz uyumadık. Yarın sabahki ilk işimiz ev sahibiyle konuşmak oldu. Geceyi bu şekilde atlatmıştık. Sabah olduğunda kahvaltı edecek gücüm yoktu. Zar zor bir şeyler yedim. Orhan, ben ve Tahsin evde kalmıştık. Ev sahibini arayıp olanları anlattık. Şu an işinin olduğunu, öğleden sonra eve uğrayacağını söyledi. Benle Orhan evde bekledik. Tahsin biraz sonra kız arkadaşıyla buluşmaya çıktı. Tahsin çıktıktan kısa bir süre sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımızda ev sahibiyle yanında bir adam gördük. İçeriye buyur ettik. Yanındaki adam sürekli mutfağa bakıp bakıp duruyordu. Ev sahibi, çocuklar, bu Müslüm Hoca, sizin de bu evden ayrılmanızı istemem. Bu işi halledelim dedi. Hoş geldiniz. Merhaba faslından sonra ev sahibi Müslüm Hoca'ya dönerek hadi hocam çözün şu işi dedi. Müslüm Hoca bize dönerek perdeleri kapatmamızı söyledi. Şimdi korkmaya başlamıştım. Perdeleri kapattık. Hoca yanında getirdiği mumları yaktı. Zaten ortam da gergindi. Kapının çalmasıyla korkmuştum. Gelenler Ahmet'le Yılmaz'dı. İçeriye geçin dedim. Ne oluyor falan diye kafa salladı. Ben de susun diyerek işaret yaptım. Ortam çok fazla gergindi. Ben aşağıya iniyorum dedim Ahmet'in kulağına eğilerek. Nasıl koştuğumu bilemezsiniz. Merdivenden inerken çıkıp demir kapının önüne oturdum. Hava kararmaya başlamıştı. Normalde sigara içmem. Fakat gerginlikten dolayı cebimde 2 tane buldum. Yaktım. Birini içiyorum. Biraz sonra Tahsin sallana sallana geliyordu. Bana ne oldu, bir sıkıntı mı var dedi. Gel otur işareti yaptım. Cebimdeki diğer sigarayı da ona verdim. Anlattım olayları. O da iyi bari ben de yanında durayım dedi. Akşam olmuştu. Az sonra ev sahibiyle hoca ve bizimkiler aşağıya indi. Evet, arkadaşım Ahmet'in anlattıklarına göre anlatıyorum. Önce beyaz bir tabak çıkardı ve yakmış olduğu mumları tabağın etrafına koydu. Kağıtlara Arapça kelimeler yazıp tabağın içine attı. Hoca Arapça bir şeyler söylemeye başladı. Sürekli tekrar etti. Az sonra mumlar dalgalanmaya başladı. İçerisi çok karanlık oldu ve birden hoca sustu. Onun susmasıyla mumlar da söndü. İçerisi zifiri karanlıktı ve bir fısıltının hocayla konuştuğunu gördüm. Doğrusu korkuyordum. Fakat hoca başlamadan önce kesinlikle ben konuşun demedikçe konuşmayın ve yerinizden kıpırdamayın. Aksi halde sonuçlarına katlanırsınız dedi. Bu durum 5 dakika boyunca devam etti. Artık ben neredeyse bayılacaktım stresten. Hocanın gür sesiyle irkildim. Tamam, ışıkları açın dedi. Bize doğru dönerek işiniz çok zor. Başta sadece bu dairenin mutfaktaki giderle tuvaletin gideri aynı yere bağlanmış. Bundan yıllar önce de bu sebepten ötürü tekrardan aynı yere gelmişler. Başta uyarma amaçlı yer değişikliği yaptıklarını, duygu değişikliği yarattıklarını söylemişler. Lakin banyodaki suyla buluşan sigara küllerinin birikip mikroplanmıştı. Haftalarca dokunmadıkları yiyeceklere o gecelik vakitte yakın arkadaşımı arkadaşınız görmüş. Arkadaşım o küllerin üstüne gelmiş. Siz onu men etmişsiniz dedi. Ve dualar okuyarak onu uzaklaştırdım. Çok dikkatli olun. Ben size muska yapıp yollayacağım dedi. Ve hoca dönerek ev sahibine giderdi ki boruları ayırmasını söyledi. Ev sahibi yarın halledeceğim dedi. Bundan haberinin olmadığını söyledi. Hoca tekrar bize dönerek bir hafta gelmeyin, uzaklaşın buralardan dedi. Ve daha sonra
buraya geldik işte. Ev sahibi hocayı arabasıyla eve bırakmak için gitmişti. Biz de oturup düşünmeye başladık. Acaba bu gece vakti nereye gitsek diye. Ben de daha erkenken gelin bizim eve gidelim dedim. Geniştir, hepiniz sağırsınız. Önce yok olmaz ayıp olur deseler de gelmişlerdi. Arabaya binip bizim eve geldik. Kapıda annem görünce biraz şaşırmıştı. Tabii babam da arkadan hemen çıkarak ne oldu oğlum bunlar da kim dedi. Önce bir soluklanalım anlatacağım baba dedim. İçeriye geçtik. Annem çay getirdi. Biraz yudumlayıp olayları anlattım. Korktukları belliydi. Fakat belli etmek istemiyorlardı. Babam, tamam oğlum şimdi yatın. Yarın detaylı konuşur bir hal çaresine bakarız dedi. Yattık. O yerden ayrıldıktan sonra ilk defa bu kadar rahat yattığımı fark ettim. Bizim arkadaşları ise kapalı bir avlumuz vardı. Uzun ve geniş. Arkadaşlara da orada yer yatağı hazırladık. Sabah kalktığımızda kahvaltı yaptık. Dersi olan dersine gitti. Tabii ben de okulu bu olaylar yüzünden bayağı ekmiştim. Artık ders notlarını alıp çalışırım dedim. Ev sahibi aradı. Bugün gün içinde evdeki bütün eşyaları atacağım. Gider boruları da değişecek. Bugün gelip evdeki şahsi eşyalarımızı almamızı istedi. Tamam deyip kapattım. Öğleden sonra bizim arkadaşlarla kaldığımız eve yakın parkta buluştuk. Hepimizin içinde korku vardı elbet. Ama gittik. İşte merdivenlerden yukarıya çıktık. Bizim kata gelince kapının açık olduğunu gördük. En başta geri dönelim dedik. Lakin içeriden usta çıkınca rahatladık. Tüm katlarda borular vardı. Kapıdan içeriye girdik. Ev harabeye dönmüştü. Ne oldu diye sorduk ev sahibine. Ev sahibi ne olduğunu bilmiyorum. Ama burada ne olduysa gelenler çok sinirli. İlk başta eve hırsız girdiğini düşündük. Fakat hangi psikopat eve girip hiçbir şey çalmadan sadece evi dağıtırdı ki? Özenilmiş gibiydi. Şahsi eşyalarımızı aldık ve evden çıktık. Ev sahibinden helallik aldık. Oturduğumuz kadarıyla parasını verdik. Ve hepimiz orada dağıldık. Okulda zaten görüşüyorduk. Ve yeni ev panolarından başka okula yakın olan evlere bakıyorduk. Telefon geldi. Numara kayıtlı değildi. Açtım ve bizim eski ev sahibinin sesiydi. Direkt tanımıştım. Bize ne oldu hala ev arıyor musunuz dedi. Ben de okula yakın olan bir eve bakıyoruz dedim. Ev sahibi sizin üniversite yakın bir öğrenci evim boşaldı. İsterseniz orta fiyattan kiralayabilirim. İçi full dolu dedi. Diğer arkadaşlarıma danışıp döneceğimi söyledi. O da tamam deyip kapattı. Ben direkt Ahmet'le Orhan'ı arayarak sordum. Sen varsan biz varız dediler. Onlar tamamdı. Geriye Tahsin'le Yılmaz kalmıştı. Önce Yılmaz'ı arayarak sorduk. Yılmaz kabul etmişti. Tahsin'i aradığımda diğer arkadaşlarıyla ev ayarladıklarını söyledi. Tamam diyerek kapattım. Arkadaşlarla üniversitenin kampüsünde buluştuk ve ev sahibinin verdiği adrese doğru yola koyulduk. Okula yakın olduğundan çabucak geldik. Fakat fazla sakindi. Apartmanın genelinde yaşlı, senelerce orada oturan sakinleri vardı. Apartmana girdik. Üçüncü katı oturduğumuz yer. Merdivenden çıkmaya başladık. Kapıyı çaldığımda kimse açmadı. Bir iki kere daha çaldım. Yanlış geldik galiba dedim. Tam biz merdivenden aşağıya inmeye başladığımızda ev sahibini yukarıya doğru çıkarken gördüm. Ev sahibi geldi. Evin içerisine girdik. Ev temiz ve bakımlıydı. Anlaştıktan sonra evi kiralamıştık. Pencereye çıkıp etrafı gözetledim. Çok sakin bir sokaktı. Kimse geçmiyordu. Neyse, evin anahtarını alıp evden çıktık. Arkadaşlarla ayrıldıktan sonra kampüse giderek eşyalarımı alıp evin yolunu tuttum. Yarın yeni bir ev, yeni bir aksiyon bizi bekliyordu. Eve vardım. Aileme olanları anlattım. İlkinde biraz tereddüt ettikten sonra kabul ettiler. Eşyalarımı hazırlayıp yattım. Ertesi gün eve yerleşmiştik. İlk zamanlar yeni evimizde hiçbir sorun yoktu. Her şey normal akışında devam ediyordu. Tek sorunumuz binanın epeyce yaşlı olmasından dolayı geceleri çıkan tuhaf fare gıcırtılarıydı. Bir müddet sonra Ahmet ve Yılmaz Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gideceklerdi. Ben de hani bayramda annemlerle geçirmeyeyim diye evime dönmedim. Ve yurttan Canberk'i bizde kalması için bana çağırdım. En azından
geceleri bir muhabbet olur diye. Ahmet ve Yılmaz 2-3 gün önceden memleketlerine zar zor bilet bulup erkenden gitmişlerdi. Benim de biraz işlerim olduğu için o gün Canberk'e anahtarı verip isterse eve gitmesini söyledim. O da iyi olur, hem rahat rahat duş alırım deyip anahtarı aldı ve eve gitti. Akşam güneş batmadan işlerimi halletmiş ve eve varmıştım. Oturduğumuz apartman öyle pek canlı değildi. Hep yaşlılar oturuyordu. Eve girdiğimde Canberk bana tuhaf tuhaf bakıp ben duşa giriyorum dedi. İçimden lan hala duş almadı mı bu falan diye düşünürken sigara içmek için bahçeye ineyim dedim. Zaten hava güzeldi ve etrafta kimse yoktu. Sigaramı yakıp bahçede birkaç adım attıktan sonra arkamda bir ses işittim. Dönüp baktığımda Canberk kızgın bir şekilde bana bakıyordu. Ha siktir, sen ne arıyorsun la burada diyemeden beni altına aldı ve boğazımı tüm gücüyle sıkmaya başladı. Gözlerim neredeyse yerinden fırlayacaktı. Ama beni boğan kesinlikle Canberk değildi. Gözlerinde inanılmaz bir ifade vardı. Nasıl aklıma geldi o an bilmiyorum ama dua etmeye başladım. İçimden artık hangi duaları okuduğumu şu an hatırlamıyorum. Üstümdeki varlığın gücü yavaş yavaş azaldı ve sonunda kayboldu. En az bir 15 dakika nefesimi toparlayabilmek için olduğum yerde kaldım. Kendime geldiğimde eve çıktım ve içeride Canberk televizyon karşısında otururken gördüm. İlk ışımla boğazına sarılıp sen ne yapıyorsun lan beni öldürecektin diye sıkmaya başladım. Ama sonra kendini savunması için fırsat verdim. O da eve yeni girmiş. Benim eve girdiğimde duştaymış fakat ses etmemiş. Çıktığında ise beni herhalde bir şeyler almaya gitti sanıp ses etmemiş. Televizyon karşısında geçip oturmuş olanları ona da anlattım. O da benim gibi şok geçirdi. Daha fazla o evde kalamazdık ve birlikte ailemin evine geri döndük. Kafaya koymuştum. Bir daha o evde kalmayacaktım. Ama neden böyle bir olayın yaşandığını da merak ediyordum. Dediğim gibi çok eski bir mahalleydi ve yaşlı insanlar o apartman hakkında bir şeyler biliyordur diye düşünüp çocukluğundan beri o mahallede yaşayan birini bulup hikayeyi sordum. Meğerse vakti zamanında o apartmanda yaşayan bizim yaşımızda bir genç kıza cinler musallat oluyor ve ailesi başka çareleri kalmayınca çevrede ün yapmış bir hocadan yardım istiyorlar. Sonunda hoca eve geliyor. Kızı gördükten sonra yardım edeceğini söylüyor. Fakat kıza musallat olan cinler de en azılı cin kabilelerinden. Hoca ne yaptıysa kızı cinlerden kurtaramıyor. Ve yine böyle ailelerden birinde cinler kızı çarpıyor. Tabii o zaman da bu olay çabuk duyuluyor. Ve hiçbir mezarlık kızı kabul etmiyor. Hoca da biraz vicdan azabı yaptığı için bir gece yarısı kızın ailesiyle anlaşıp kızı evin bahçesine gömüyorlar. Ve aile oradan taşınıp başka bir semte giderken hoca da bu olayı birkaç kişi dışında kimseye söylemiyor. Benim sigara içmek için bahçede bastığım yer herhalde kızın mezarının üzerinde falan denk geldi. Cinler kızı hala rahat bırakmadığından bana orada bir ders vermek istediler. Bu olayı dinledikten sonra her şeyi arkadaşlarıma da anlattım. Bir daha ev tutmaya tövbe ettik. Hepimiz üniversite eğitimimiz boyunca öğrenci evlerinden ve özellikle eski binalardan uzak durduk. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu olay 10 Mart 1973 tarihinde Ankara Bahçeli Evler'de gerçekleşmiştir. Her insan mutlaka rüya görür. Kimimiz gördüğümüz rüyayı hatırlamaz. Kimimiz ise bir rüyadan derin anlamlar çıkarmaya çalışır. Bazı rüyaların ise gelecekten haber verdiğine inanılır. Fox TV canlı yayın konuğu olarak yayına katılan araştırmacı yazar Berdin Türkoğlu'nun hayatı da gördüğü rüyanın ertesi gün acı bir gerçeğe dönüşmesini bakın nasıl yaşamış. Canlı yayında tüylerimin ürperdiğini hissetmiştim. İşte Berlin Türkoğlu'nun o gizemli rüyanın kendi ağzından anlatımı. 9 Mart 1973 sabahı Polatlı'da askerliğini yapan eşim Riyad'ı uğurladıktan sonra gece gördüğüm ve içimi karartan rüyanın etkisiyle evde kalamayacağımı düşünüp bir yaşındaki oğlum o günü de yanıma alarak annemlere gitmeye karar verdi. Zaten eşim
O gece nöbetteydi. Annem bendeki garipliği hemen anladı. Hayırdır Berin? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Aslında pek bir şey yok anne. Gece çok garip bir rüya gördüm. Bu yüzden kendimi hala çok kötü hissediyorum. Hayırdır inşallah? Anlatmak ister misin kızım? Biraz düşündükten sonra rüyamı anneme anlatmaya başladım. Dağlık bir bölgedeyim. Ama bulunduğum yer Türkiye'de değil, yabancı bir ülkedeyim. Çevremdeki insanların çoğu polisti. Bu bölgeye bir uçak düşmüş. Görevliler enkaz kaldırma çalışmaları yapıyordu. Çevremde uçak enkazı ve parçalanmış cesetler vardı. Cesetler toplanıp üzerinde numaralar yazan siyah torbalara konarak büyük soğutucu tırlara yerleştiriliyorlardı. Benim yanımda oğlum o gün de vardı. El ele tutuşmuş birlikte duruyorduk. Sanki sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Saatler sonra son cesette torbalanmış tıra götürülürken iki görevli yanımıza doğru gelip "Vakit tamam, artık gidebiliriz." diyerek oğluma ellerini uzattılar. O anda donup kaldım. O benim oğlumdu. Yabancı ülkede yabancı kişilere oğlumu nasıl teslim edebilirdim? Ben bunları düşünürken oğlum neşeyle görevlilerin kucağına atladı. Onlara sıkıca sarılıp neşeyle cesetlerin bulunduğu arabaya bindiler. Son anda kapılar kapanmadan oğlum arabadan eğilip çok mutlu bir gülümsemeyle bana el salladı ve araba hareket etti. Ben de sıkıntıyla uyandım. Rüyamı büyük bir dikkatle dinleyen annem, "Allah'tan hayırlısı, çok değişik bir rüya kızım," dedi. Aradan saatler geçmiş, akşam olmuştu. Kapının sesiyle irkildik. Zilin üstünden parmağını hiç kaldırmayan birisi kapıyı çalıyordu. Annemle kapıya koştuk. Gelen eşim Riyat'tı. Kan ter içinde içeriye girdi. "Hayrola Riyat, sen bu gece nöbetçi değil miydin? Neden geldin?" "Bilmiyorum Berrin. İçimde garip bir sıkıntı var. Arkadaşım Asteğmen Ali Rıza Gündoğdu nöbetimi devraldı. Ben de geldim. Sizler iyisiniz değil mi?" Yemekten sonra televizyonda haberleri izlemeye başlamıştık. Birden gözlerimize ve kulaklarımıza inanamadık. Paris yakınlarında düşen bir yolcu uçağının enkaz çalışmaları gösteriliyordu. Yüzlerce ceset etrafa saçılmış. Polisler cesetleri numaralı poşetlere yerleştiriyorlardı. Bu benim dün gece gördüğüm rüyamdı. Annem ve ben neye uğradığımızı şaşırmıştık. Nasıl böyle bir şey olabilir diye düşünmeye başladım. Ben geleceğimi yaşamıştım. Hem de rüyamda. Öyleyse ya oğlum, aman Allah'ım, ya oğluma da bir şey olursa. Aynı şeyleri annem de düşünmüş olacak ki eşim Riyad'ın şaşkın bakışları arasında heyecanla oğlumun yattığı odaya koştuk. Biricik yavrum yatağında cansız yatıyordu. Daha sonra doktorların isteğimiz üzerine yaptıkları otopsi neticesinde ise milyonda bir görülen kalsiyum eksikliği nedeniyle boğazdaki kramptan dolayı boğulma sebebiyle oğlumuzu kaybettiğimizi öğrendik. Oğlumun cenazesi Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki düşen uçağın yolcularıyla aynı günde defnedilmesi ise rüyamın bitiş şekliydi.